Evet arkadaşlar, niye karı kız videosu gelmiyor? Güzel, başlığımız belli. Evet, iki tane gelişimini tamamlamış alfa ile karşı karşıyayız. Bakalım bize ne anlatacaklar. Buyurun. Yemin ediyorum izlemedim. İçinde bana sövüldüğünü biliyorum. Bir kısmını kesip koymuş bir tane Twitter haber sayfası. Oradan gördüm. Bakalım. İşte o şişkoya hayatının görmediği davayı açacağım falan filan diyor. Hadi bakalım, bekliyoruz ama tam insicamını bilmiyorum efendim. Kuruluş tensörüm ve BM. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bildiğiniz Kimmiş o gibi... yanındaki? Merhaba işte ve siz çok kuruluş tensörüm ve BM. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bu Bildiğiniz kim? gibi tüm Türkiye'de linçlenmeye başladık. Şimdi sıra Twitter'da. Haberler, Facebook, Instagram, yani her yer Twitter, aslında. Her yerde linçlenmeye başladık ve biz de bu linçlemeyi gören bazı sosyal medya fenomenleri duyar kasmaya başladılar ve hepsi bizi linçlemeye başladı ve çok yalan haberler çıkmaya başladı ve biz de gerçekten birinci ağızdan bu yalan haberlerin olmadığını, bu linçlemeye bir cevap vermek durumunda mecburiyetinde kendimizi, bu linçlemeye karşı kendimizi artık bir cevap verme mecburiyetinde hissetmeye başladık çünkü çok sessiz kaldık. Asıl bu zamana bu. Kadar biz ilk defa linçlenmiyoruz ve hepsine sessiz kaldık ama artık yeter. Bu açıklama videosunda artık bu kanalda ve bizim neler yapacağımızın hepsini açıklayacağız arkadaşlar. Sözü sana bırakıyorum. Arkadaşlar ilk önce artık kan video gelmeyecek. Yani nasıl gelmeyecek? Mesela yurt dışında mazlumda çıktığımızda, Amerika'ya falan gittiğimizde hani belki 5 ayda bir kere de iki kere gelir ama daha böyle eğlenceli bir şekilde. Ama böyle istediğiniz tam o tarzlar artık gelmeyecek. Çünkü o ben değilim. Başka bir içerik yapmak istiyorum. Kendimi tam göster... Nasıl, bir dakika, o ben, şu sen değil misin abi? Kızlara 50 euroya benimkini yalar mısın diye sordum. Bak bu videoya. Bu sen değil misin abi? Bayılmışlar bir de ya. Bayılmışlar bir daha. Soyumuzu yurt dışında çoğaltan Mesut Reis, helal olsun sana. Mesut, biz senin arkandayız. Yeter ki sen bizim arkamıza geçme. Oh. Çok güzel içerik. Evet. 1.280 milyon abone. Güzel. Şöyle yapsak. Bu 1.280.000 kişiyi biz Afganistan'a gönderip Afganistan'dan alsak. Afgan alsak mesela. Çünkü bunların hepsinin sapık olduğu büyük bir ihtimalle gerçek. Hani en azından öbür tarafta bir rulet söz konusu. En azından bir rulet söz konusu abi. Anlatabiliyor muyum? Mühendis Afgan var, doktor Afgan var. Onlardan gelir belki arada. Tutturursak. Termek. Sonuçta bizim ülkemiz, biliyorsunuz, biz mültecileri seven bir ülkeyiz yani. İstiyorum. Nereye kadar? Ben de büyümek istiyorum. Mazlum da büyümek istiyor. Hepimiz burada büyümek istiyoruz. O yüzden önce de... bence benden başla. Ben kimim abi? Mazlum ben arkadaşlar bir 5 sene tanıyorumdur kendisini. Çok yakışıklı, delikanlı bir her zaman olacak benim yanımda. Çünkü ben ikimize inanıyorum. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben de sosyal medyayla uğraşıyorum. Mesut'la birleşmeden önce de sosyal medyayla da uğraşıyorum zaten. İzleyenler mutlaka vardır. İzlemeyenler de, yeni izleyenler de Instagram hesaplarımıza girip bakabilirler. Ne mesela şu an Instagram'daki kitle, biz ilk videoyu attığımızda kız videoları istiyordu. Şimdi senden. Şu an yok. Onları istemiyorlar. O yüzden de bütün YouTube'daki kitleme söylüyorum, Instagram'a gidin. Takip etmenize gerek yok. Sadece videolara bakın. Videolara bakın. Çünkü ön yargınız değişecek. Bir şey var arkadaşlar, siz zorluya zorluya ya boş ver abi yine çek diyorsunuz da arkadaşlar ben sizi tanımıyorum. Anladın mı? Ben annemi tanıyorum ve annem üzülsün diye ben sizi mutlu edemem. Çünkü annem istemiyor. Arkadaşlar. Aa. Nasıl yani? Annen başkalarının annesine, bacısına. Ya bunu maymun seviyeye indirmek istemiyorum ama başka türlü anlaşılacağını zannetmiyorum. Şimdi beyefendinin annesi belli ki kutsal biri. Analar kutsaldır. Lakin başkasının annesi, kızı, eşi, ablası bunlar na kutsal. Mesela başkasının annesine gidip 50 euroya benimkini ağzına alır mısın diyebiliyorsun. Ya da mesela başkasının kızına gidip gözlerini kapat sana bir büyü göstereceğim, işte bir büyü hareketi göstereceğim deyip gözlerini kapattığında dudaklarından öperek taciz edebiliyorsun. Ya da başkasının 14 yaşındaki kızına ben ısrarla ben 14 yaşındayım demesine rağmen mesela o kıza gidip bekaretini ne zaman kaybettin, en sevdiğin seks pozisyonu hangisidir diyebiliyorsun. Ama Mesut'un
annesine demeyin çünkü o kutsal. Ha başka kızlar onlar kutsal değil. Çünkü onlar Avrupalıymış, Avrupa'da öyleymiş. Bana Avrupa'yı anlatmaya çalışıyor. Bir de millete cahil falan diyor. Ben 11 yılı Almanya'da olmak üzere toplam 15-16 yıl Avrupa'da yaşamış birisiyim. Kendisi kesinlikle Real Schule'ye gitmiştir bu arada. Viyana'da. Ben orada üniversite okudum kardeş. Bana anlatma. Yani üstelik senin gibi öyle Almancılar ortamında da geçirmedim bu süreci ben. Birebir Almanların içinde yaşadım. Yani bölümde tek yabancı bendim mesela. Okuduğum bölümde. Yani bana Almanları anlatma. Sizin dejenere ortamlarınıza benzeyen ortamlarda büyümedim. Yani oralarda okumadım üniversiteyi ben efendim. Şimdi soranlar da oluyor böyle Türkiye niye geldin diye. Kaçtın? Türkiye'ye geldim çünkü deport edildim. Edilmedi. Onu da söyleyeyim. Büyük yani hiçbir ülkede 2 günde deport edilmezsin. Onu söyleyeyim. Çünkü vatandaşı. Avusturya'nın vatandaşı kendisi. Büyük ihtimalle hakkında dava açılacağını bildiği için ve tecavüz davaları küçümsenecek şeyler olmadığı için Avrupa'da başıma bela gelmesin diye kaçtı bu. Ben size söyleyeyim. Yani öyle 2 günde deport mahkemesi sonuçlanıp da adamı deport etmezler. O iş yalan. Onu geçeceksin. Doğrudumu falan hepsini aldılar yani. O yüzden daha buradayım. Yani daha yurt dışına çıkamıyorum. Ailem orada ama hani çektiğim... Ha belki de hiç deport edilmedi. Belki de hiç dava yok. Tatile geldi. Buradan dikkat çekmeye, izlenme çekmeye çalışıyor da olabilir yani. ...yüzünden. O yüzden çıkamıyorum artık. O yüzden artık buradayım. Türkiye'deyim. Yapacak bir şey yok. Hani kısmetmiş. Zaten işime geldi. Çünkü mağdurum sana biz video çekmek istedik. O yüzden de artık burada yuvalanıp gideceğiz. Ama ben kendime inanıyorum. Ben mağdurum inanıyorum. Kendime inanıyorum. Biz çok güzel şeyler başaracağız. Şimdi gelelim linçe. Evet. Linç. Bir şey soracağım. Mazlumla da Türk kadınlarına gidip 50 euro işte 1000 lira versen benimkini ağzına alır mısın diye video çekecek misiniz acaba? Çok delikanlı arkadaşlar ve bu içeriğin taciz olmadığını iddia ediyorlar. Buyursunlar Türkiye'de çeksinler aynı içeriği bu delikanlı arkadaşlar. Avusturya'da çektikleri içeriğin aynısını burada bir çeksinler bakalım. Ben görmeyi çok isterim. Özellikle Sultanahmet Meydanı'nda. Fatih'te bunu denesinler. Fatih'te denesinler bunu. Çok görmeyi çok isterim. Sultanbeyli'de denesinler. Sultanbeyli'de 1000 lira vereyim ağzına benimkini vereyim diye. Bir bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Bazı platformlarda yayın yapan yayıncılar, Instagram'daki bloggerlar, haberler yok onda, haberler değil ama bazı haber kanalları direkt gazetelerde falan yayınlamışlar. Ve yalan yanlış haberler yayınlamışlar. Bizim için önemli olan nokta bak, bu. Bak Şişko vardı bir tane. O Şişko. Onu ben söyleyeceğim. Dur. Ben çok sinirliyim ona. Bir boktan haberin yok. Çocuk kitlen var. Sen çocuk kitleyi, kendi kitleni sürüklemek için, prim yapabilmek için. Ulan senin linçlemediğin kimse kalmadı. Ben şimdi... Senin arkasından sallamadığın kimse ben kalmadı. Ben sana bunu söylemek istiyorum. Sen daha güzel oldu. Kanka bu sırf prim. Biliyorum. Onun yaptığı o Şişko ama bak, var ya. Prim, bak. Bir dakika o Şişko'yu tarif edeceğim ben. Ben isim vermeyeceğim ama ben tarif edeceğim. Ya o gözlüklü. Gözlüklü. Onlar hepsi biliyor. Onlar Şişko hepsi böyle biliyor. Götünün üstüne ot. Arkadaşlar ama çok delikanlısınız. Neden isim vermiyorsunuz yahu? Verin ismimi. Oturan sabahtan kardeşim, akşama kadar kalkmıyor. Kardeşim sen bir tane polis şikayet ettin ya. Orada hiç bir şey olmadı. Twitter'da polisler, Alman polisler cevap vermiş. Ha şu anda cevap vermişler de oradan hiç bir şey olmaz. Orada yaşayan benim, siz değilsiniz. O yüzden de yani onlar otomatik cevaptır. Onu boş ver, onu geç. Avrupa'yı sen Türkiye, bana... Türkiye gibi zannediyorlar kanka. Avrupa aynen, boş ver. Onlar hep böyle şey abi. Böyle... Ben bunu ilk polise şikayet ettiğim zaman bunun iddiası şeydi. Avrupa cinsellik yaşı 14 diyordu. Ben Avusturya'daki yasayı çıkardım, koydum, Twitter'da paylaştım. Evet, 16 yaşın altında cinsellik yapabiliyorlar ama akranlarıyla yapıyorlar, yaşıtlarıyla. Yaşıtlarıyla yapıyorlar. O yasa o şekilde. Aralarında maksimum 2 yaş farkı olabilir. Yani zannediyor ki herkes kendi izleyicisi gibi mal, abaza, sikiyle düşünüyor zannediyor herkesi. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a şükür ana dilim gibi Almancam var. Ben girdim yasalarına baktım Avusturya. Almanya'yı zaten biliyorum da Avusturya'yı bilmiyordum. Avusturya'nın yasalarına baktım.
Yasalarda ne şekilde yazdığı belli. Yani 14 yaşında bir kız çocuğuyla 20 yaşında bir adam bir şey yaşayamaz. Tamam mı? Bu sabit yani. Söyleyeyim. Sen bana orada tecavüz lafını çıkardın ya. Ben, senin çok büyük dava açacağım. Aa, aç. Bu videoda şu an kanıtım. Seni ben dava açacağım. Kardeşim aç. Benim. Ben şu an Türkiye'deyim. Orada aç. Açamazdım ama buradan açacağım sana. Aç. Ben de sana açacağım. Donuna kadar alacağım seni. Alamazsın donumu. Mümkün değil. Çünkü benim söylediğim her şeyin kanıtı var. Sana hiç tecavüzcü demedim ama tacizcisin. Tacizlerinin kanıtı var. Pedofili dedim. Bunun kanıtı var. Çocuk sana 14 yaşında olduğunu söylemesine rağmen ısrarla devam ediyorsun. En sevdiğin pozisyon hangisi? Götten ne zaman yedin diye sorularını sormaya. Bunların hepsinin var. Dava açarsan sevinirim. Yani seni bulmam kolaylaşmış olur. Çünkü insanlar artık bazı insanlar senin yüzünden bana tecavüzcü diyor. Tacizci diyor. Bu senin yüzünden. Kıyamadım. Sana en büyük davayı açacağım ben. Abi tacizci olduğun için tacizci diyor olabilirler mi acaba? Meraktan soruyorum yani. Gözünü kapa, sana bir magic trick yapacağım dediğin kızı dudaklarına yapıştığın için tacizci diyor olabilirler mi acaba? Meraktan soruyorum yani. Ondan olabilir mi acaba? Hodri meydan. Herkesin duyguları var. Herkesin ailesi var. Herkesin onuru, gururu var arkadaş. E tamam, taciz ettiğiniz küçük kızların da ailesi var. Onların da duyguları, onuru, gururu var, psikolojileri var. Yok mu kanka? Bunu her Türk bilir. Bunu zedeliyorlar. Ha, her Türk bil. Abi desenize. Anladım. Avusturyalı olunca 14 yaşında kızları. Bak cümlesini kuramıyorum. Anladım. Tamam. Oo desen abi. Düşünsene, öyle bir insan değilsin ama sana tecavüzü damgası vuruyorlar. Siz şimdi zannediyor musunuz ki Mesut'un her video çektiği kızı ya da videolardaki bütün kızları eve attığını, işte bilmem bir şeyler yaşadığını falan. Arkadaşlar, yaptıysa da alan memnun, veren memnun ha. Bunu biliyor musunuz? Ya zaten yurt dışındayım. Öyle bir şey yok. Kadınlar orada daha güçlü. Ben orada birisi rahatsız etsem, Türkçe konuşsam bile, anladın mı? Türkçe konuşsam bile bir turiste, o turist sonra benimle mesela bir kahve içmeye gelmez. Zaten yapmak, hani insan böyle hani anlar ya, şu dil konuşuyor ama bir şey yapıyor bu. Anlıyorum. Sen Türkiye'de değilsin ki. Anladın mı? Sen yurt dışındasın. Sen orada yalanan haberden, kadınsın ya, yalanan haberden bir şey çıkarsan bile bir erkeğe doğru, kadınsın sen, yine haklısın. O yüzden hiçbir şey olmuyor. Bu cahiller de buna hemen böyle bir şey yapmaya çalışıyor. Kanka. Orası Türkiye değil. Orası yurt dışı. Anladın mı? Ben orada birisini yanlışlıkla böyle yani istediğim böyle yanaktan öpsem bile tamam, bu şeye kaçıyor bak. Hani bilmiyor ya. Hani yanaktan öpüyorum, kız da sadece gülüyor. Anladın mı? Zaten ben o öp ya tokat videosunda aslında çok kere yani polislere polislik olmam lazımdı. Olmadım. Çünkü niye? Kızlar beni beğendi. Gülüyorlar. Ama size taciz, bu böyle sapık falan. Size ne oğlum? Size giren çıkan ne? Yemin ederim var bak, hayatımda ilk defa bir açıklama yaptım. Bu da bugünmüş yani. Çünkü artık buraya kadar. Buraya kadar. Sıkıldım artık bu muhabbetlerden. Türkiye'de yaşadığınız için yurt dışına yansıtmayın bunu. Orası yurt dışı. Çıkmadığınız için bilmezsiniz. Haklısınız. Yani zaten... Çıkmadığınız için bilmezsiniz kısmı öldürdü beni yalnız. Arkadaşlar söylediği her şey yalan bu arada. Orası yurt dışını şöyle söyleyeyim size. Biz mesela Türkiye'de daha çok temas kurarız yabancılarla. Mesela sen yurt dışın, Türkiye'de mesela güzel bir bebek gördün, tatlı bir bebek gördün. Gidersin yanağını sıkarsın değil mi Türkiye'de? Ay ne güzel, ne tatlıymış falan, cücü falan yaparsın. Almanya'da bakamazsın bile o yana. Baktığın anda annesi alır çocuğu böyle kapatır. Ben bunu yaşadım yani. Böyle gördüm sarışın küçük Alman bebesi. Aa ne kadar tatlı diye böyle tramvayda bakıyorum. Dalmışım böyle. Annesi aldı çocuğu böyle kaçırdı benden. Aa dedim, az siktir. Dedim burada demek ki böyle. Yani bırak sevmeyi, bakamazsın bile çocuğa. Köpeğine dokunamazsın mesela. Bizde şeydir, ben mesela köpekle çıkıyorum abi. Köpekle çıkıyorum, önüne gelen dokunuyor yapan var. Tukıs kıs kıs yapan var. Amına koyayım, köpek sanki mahallenin malı. Tasmalı köpeğimle geziyorum. Orada köpeğe dokunmadan önce sorarsın. Almanya'daysan daha fiş. Hamleni yapmadan önce dersin, sevebilir miyim dersin. Anladın mı? Köpeğe bile, köpeğin sahibine bile gider dersin, sevebilir miyim, köpeğinize dokunabilir miyim?
Bu sormadan kızları mıncırıyor ve bunun doğal olduğunu iddia ediyor. Ve o videoları izlediyseniz, fark ettiyseniz o videodaki insanlar şöyle oluyor. Aa, meczup galiba. Hani sanırım deli, kafayı yemiş ya da yurt dışından gelmiş bir televizyon kanalı galiba. Buraları bilmiyor. Biz buna da çünkü videonun yarısında Türkçe konuşuyor. Elinde yarrak gibi bir mikrofon var ve bir kameraman var. İnsanlar diyor ki herhalde buraları bilmeyen bir turist ya da meczup ya da deli. Biz buna şey yapmayalım, kötü davranmayalım diyor insanlar nezaketen. Nezaketen, çünkü fark ettiyseniz elinde bir mikrofon kocaman. Anladın mı? Türkçe konuşuyor yarısında. İnsana diyor ki aa bro bir dakika ya, bu hani buraları pek bilmiyor. Belki onun geldiği yerde normaldir bunlar diyerekten. İnsanlar şey yapmıyor. Acun Firar'da hatırlarsınız, o da gidiyordu bütün kızları öpüyordu. Hadi sen elinde mikrofonsuz git de Viyana'daki bütün kızları öp. Kapat gözünü de öp. Gözünü nerede açıyorsun bakayım? Kapat gözünü öp bakayım, nerede açıyorsun gözünü? Buna mikrofon etkisi diyoruz arkadaşlar. Buna mikrofon etkisi diyoruz. Mikrofon etkisi. Başka hiçbir şey yok yani ortada aslında. Bu da öyle bir anlatıyor ki girdiğin zaman herkes sınır kapısını geçtiğin zaman, anladın mı? Kapı Kule İpsala'yı geçtiğin anda herkes sikişmeye başlıyor böyle şeyin önünde. Öyle bir anlatıyor ki Avrupa'yı. Geçiyorsun abi, tabelanın önünde başlıyorlar sikişmeye. Mesut da elinde şeyle Mesut da elinde mikrofonla dolaşıyor. Anladın mı? Öyle bir şey değil yani. Sen adamlar Türkleri sevmiyor. Sen hala gidiyorsun orada yaşayan bir Türk'ü linçliyorsun ya. Ve orada yaşayan bir Türk'e şikayette bulunuyorsun. Yani anlamadım, bu nasıl bir milliyetçilik? Hani biz milliyetçilik arkadaşlar. Ve özellikle bir şey söyleyeceğim. Ne? Hani Türk kızlarına da yap diyenler için falan da söylüyorum. Ne bileyim ondan sonra Türkiye'de böyle şeyler yok. Nereye geldik lan? Diyenlere söylüyorum bunu. Arkadaşlar ben de sokakta videolar çekiyorum. Ben de Türk kızlarıyla videolar çektim. Evet. Ve ayrıyetten... Kanka şey çektin mi Türkiye'de? 1000 lira vereceğim, ağzına vereceğim. Alır mısın benimkini diye. Çektin mi? Ya Mesut'un videolar öyle çünkü. Parantez açmak istiyorum. Çok daha... Neler neler var anlatmak istemiyorum. Anladın mı? Ben burada istemiyorum. Ben anlatıyorum abi. Adama, ben burada diskoya gidiyorum. Kadınlar orada masanın üstüne twerk yapıyor. Anladın mı? Ben yurt dışında... Abi bu twerk, yaptığı twerk'ü 2 milyon kişiye... yayınlayabileceğin anlamına gelmiyor amına koyayım ya. Ne alakası var? Ne kadar salakça bir karşılaştırma bu? Ne alakası var? Abi bu ne biliyor musunuz? Kızlar böyle eğlenmeye giderler ya. Dans ederler falan. Bu orada dolaşıp şıkarı bana yazılıyor abi, bana iş atıyor diyen eleman bu. Böyle bir kız grubu olur. Çıkar böyle twerk yapar. İşte isterse barın üstüne çıkar falan. Bu şey şıkarı bana düştü ha. Şıkarı bana iş atıyor, fark ettin mi diyen eleman bu işte. Öyle bir şey görmedim hiç. Görmedim. Çünkü yani, bunlar ne bileyim, bunlar örnek oluyor. Bazı platformlarda o bahsettiğiniz Türk kızlarından ben bahsediyorum ve ben izlerken utanıyorum yani. Gerçekten utanıyorum. Twerk yapıyorlar yayınlarda ve hepiniz yani o yayınlarda 10 bin, 20 bin, 50 bin kişi izliyor ve bir daha yapsın diye para atıyorlar. Ya bu hepsi, bak hepsi. Abi şey dedi, sildiler. Ben Türkiye'den bahsediyorum arkadaşlar. Kesinlikle beni yanlış anlamayın. Biz şu an burada yaşadığımız duyguları anlatmak zorundayız arkadaşlar. Gerçekten, çünkü Mesut'un da dediği gibi buramız... Ya çok karışık kafası ya. Proses edemiyor. Oğlum çok karışık. Proses edemiyor. Söylemek istediği birkaç uga buga var ama. Ya o kadar uga buga ki bu çocuk araya girdiler. Bir de kat geldi oraya. Kestiler o uga bugayı. Yazık lan. Oğlum kıyamam ya. Mesut kesin izliyorsundur kanka. Benim bahçede bir tane kulübe var. Vallahi bak gel, başımın üstünde kulübemde yerin var. Her ay bir kasa muzunu da ben vereceğim. Vallahi bak kanka, kendini harap ediyorsun. Ben sana bakarım. Gel, arkanda abin var. Gel oğlum. Ben seni kulübemde ağırlayacağım. Ama eve girmek yasak. En fazla balkonda yıkanabilirsin. Orada bir hortum var bizim. Ama yapma be oğlum bunu ya. ...kadar geldi. Ulan sen şimdi
Orada yayın yapıyorsun. Orada bilmem neler yapıyorsun. Doğru mu? Kendi primin için, kendi takipçilerin için prim kasıyorsun. Doğru mu? Prim kasıyorsun. E sen şimdi kalkmışsın. Türkiye'de şöyle bir şey var. Bir deli bir kuyuya bir taş attı mı 40 tane akıllı onun arkasından gidiyor. Twitter'da da aynı böyle oldu. Haberlerde de aynı böyle oldu. Instagram, Facebook'ta da aynı böyle oldu. İzlerin imayı mı? İzlerken iyiydi. Liş çıkınca böyle böyle sapık falan gibi şey. Ama gülerken izliyorsun böyle ha çok iyisin ya diye. Aynen. Ya bir gidin şunu bırakın şu işleri ya. Hepiniz var ya şey olmuşsunuz. Ne lan bu? Kelebek. Yok lan kelebek değil. Ne kelebeği oğlum? Yedi de var lan. Hacivat Karagöz oynatıyorlar ya. Tamam işte onun gibi işte. Tamam. Hepiniz öylesiniz. Onu oynatan sosyal medya siz de onu oynuyorsunuz işte. Kime göre ne göre? Yanlış anlamayın arkadaşlar. Biz burada size söylemiyoruz. Abi burada... üstüne alın alınsın. Evet, benim umurumda değil. Alınsın. Şu an 1 milyon takipçi varsa burada. Bak 1 milyon takipçi varsa 900 bin giderse gitsin. Umurumda bile değil. Gerçekten umurumda bile değil. Üstüne alın alınsın. Ben bu kadar dürüst bir insanım. Ben kameraya kadar oynamam. Bana adamlar delikanlı şey, lan. Özür dileyeceğine böyle video atıyorsun. Atarım abi. Biz mizahçıyız abi. Bilir. Delikanlı oğlum adam. Ben özür dilemem. Bir şey de yapmam ben. Ha. Tamam mı? Ben size özür dilemem. Erkek. Çünkü ben yapıyorum bunları. Ben bunları yapıyorsam bir hata yapmıyorum demek ki. Çünkü insanın aklı var, beyni var. Bitmiştir. Ben o kameranın önünde oynuyorum. Ben şovmenim. Dedim ya sinirden. Evet. Yok ya. Erkek. Ben böyle erkek görmedim adamı ya. Türk'ü de yapıyor. Her şeyi yapıyor. Bunu yapıyor, bunu yapıyor. Hem de Türk kızlarını yapıyor. Sen gelmişsin yurt dışında bir tane yabancı kıza ben yaptığım için hemen istiyorsunuz. Lan İzmir'de yapanlar neler neler var. Neler var? Eskişehir'de neler neler var. Lan neler neler var. Neler neler, neler var. Var. Neler neler var abi, insanlar sikişiyor mu ne oluyor amına koyayım. Bunlar benden daha büyük prim kasıyor ya. Evet. Ondan kasamıyorlar. Evet. Benden daha büyük kasıyorlar. Aynen öyle. Siz böylesiniz. Sosyal medya. Sosyal medya fenomenlerinden. Sosyal medya fenomenlerinden bahsediyor. O haberciler, onlar bunlar. Sokakta görseniz merhaba Mesut Bey nasılsınız iyi misiniz? Böyle gözüme bakarsınız. Hepsi öyle yapar. Hepiniz öylesiniz lan. Yani sokakta mesela şu an bile gelenler hala daha sevgi gösterilerinde bulunuyorlar bize. Hepiniz paracısınız paracı. Ben size var ya şöyle 5 bin euro çıkarsam var ya. Allah Ekber! Mesut sayesinde yine zengin olduk. Ağzınıza alırsınız ağzınıza. Onlara değil o prim kazanlar var ya şöyle 5 bin euro. Daha sevgi gösterilerinde bulunuyorlar bize. Hepiniz paracısınız paracı. Ben size var ya şöyle 5 bin euro çıkarsam var ya. Ağzınıza alırsınız ağzınıza. Onlar değil. O prim kasanlar var ya prim kasanlar. Prim onlar kasanlar. İşte. Hepsi öyle. Oo Mesut Bey ne yapıyor? Aa böyle yapanlar. Evet Dreruya diyor ki Dr. Eruya ya da Mesut diyor bu yayını izliyorsa kullandığı maddeyi merak ediyoruz. Hemen sorayım abi. Biz bir Instagram'dan bir yazıştık kendisiyle. En haklı sensin kanka. Tamam şimdi sen ne için yazdın sen bana yazmış. Sen ne için yazdın sen bana. Mesut'cum kanka şeyi soracağım. Madde olarak kullanıyorsan ne kullanıyorsun? Benim chat çok merak ediyor kanka. Çok meraktayız. Bize anlatır mısın? Bir de 5000 euroyu getir. 5000 euro versem ağzınıza alırsınız demiştim. Bunun testini bir yapalım. 5000 euroyu bir getir bir önüme koy. Bir de şeyi koy. Böyle masaya vurunca şıklatan bir şey var ya. Getir onu koy. Bir bakalım Mesut. Evet, ses kaydı gidiyor. Gidiyor. Git. Git. Delirdim. İsteyin ya. Vallahi Alişte kanka ne oluyorum. Yok, ben vallahi iyiyim. Sıkıntı yok. O gözlüklü, o işte seni kırmışlar yarın. Ben seni kıracağım. Ben seni kıracağım. Anladın mı? Yapın onun priminizi. Ya bu videoları bak adamı kadar etmeyeyim. Bak kamera kapatacak. Evet ya. Ben bir de kanka biliyorsun yani. Evet. Biraz dengesiz bir adamım arkadaşlar. Kusura bakmayın siz de. Evet. Yani kimsenin götü yemez abi. Kimsenin bu videoları çekmeye yani. Ki zaten haberlere çıkmamızın bakın sebebi yani, de bu yani. Bakın yani. Mutlaka Instagram'dan izleyin. YouTube'da da bunların devamı olacak. Efsane çılgın videolar var arkadaşlar. Yani ve daha önce kimsenin yapmaya cesaret edemediğini zaten yaptık. Ya bir dakika kanka bir şey anlatıyorum. Dur. Lan bir dur. Kimsenin ulan aa. Bundan bu da çok eğlenceli bundan çocuklar ya. İyi prim kası gel. Abi başka bir şey bilmiyorlar mı gerçekten videonun başında bir prim 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 bir oldu vallahi. Çok komik çocuklar ama ya. Vallahi çok işten amına koyayım ya. Prim oğlum bunlar. Ne? Ya. Ben dürüstçe söylüyorum. Hayır. Kanka prim değil. Bunlar prim. Hayır. Ben cevap almıyorum sadece. Tamam kanka bunlar prim değil de. Yani. Aaa.
bu Mesut. Bak Mesut daha önceden Türkiye'ye geldiği zaman bu adamı Türkiye'ye getiren de benim ha. Aynen. Ben olmasam bu adam zaten Türkiye'ye gelmezdi. Atıldığı için Türkiye'ye gelmedi. Atılsa başka bir ülkeye giderdi bu. Anladın mı? Yani ben burada olduğum için buraya geldi. Onu da bilin yani arkadaşlar. Ya ben evimde bir tacizciyle yaşıyorum. Mazlumu daha videoya gelecek. Mazlumu linçlemeyin. Linçlesinler abi. Linçleyin. Her şeyi evet diyorum. Ben de Belçika'da oturuyorum. Bu tam bir süzme piç. Bunu seyreden Avrupa'da sanki herkes bir sokede bir köşede diyecekler. Sıkışıyor sanacak. Gelmiş bir de normal bir şeymiş gibi anlatıyor. Götü yiyorsa aynı videoları Taksim Meydanı'nda yapsın. Bir saniye arkadaşlar. Köpkeler çok azdı. Ne oluyor Alfred? Arkadaşlar bir sonraki haftadan itibaren bu kanalda her hafta video her giriyor. Hafta 2 tane 3 tane videolar var. Aynen. Instagram'dan da aşağıdaki linkler var, mutlaka takip edin. Yurt dışından daha aktif olacağım. Buna emin olun, tamam mı arkadaşlar? Teşekkürler arkamda olduğun için. Desteklenen için çok teşekkürler arkadaşlar. Gerçekten desteklemeyen... Dur abi çok manyak videolar varmış, bir saniye. Evet, siz misiniz? Evet. Şöyle geçer misiniz? Ne oldu ya? Lütfen. Hakkınızda şikayet var. Ne şikayet var? Karakola kadar alacağız. Tamam da ne oluyor ya? Şu elini indir. Tamam ne şikayet? Ne şikayet? Cinsel taciz. Doğru değil mi? Doğru. Evet. Çok güzel. Gidelim. Kafanı el. Anladım. Anladım. Şuraya koyun yani. Mazlum. Acıya dayan kanka. Oğlum bu ne lan? Silah! Yapmasın ya! Silah! Oğlum ne yapıyorsun sen, manyak mısın ya? Çek şunu. Biraz daha git, uzağa git, uzağa. Çok kötü! Çok iyi! Veren ne? Hadi be! Veren ne? Oğlum ne yapıyorsun sen lan? Tüm ön yargılarım yıkıldı. Kesinlikle takip alacağım. Alfred ne oluyor babacım? Alfo. Sen ne diyorsun lan? Gülüyoruz falan da arkadaşı ciddi problemleri var. Mimikler, hareketler sıkıntılı. Lord'um abone olamadım size. Ya abone olamadıysan bana ne lan? Arkadaşlar Avrupa'da kızlar farklı. Bilmiyorsunuz tabi, hayatınızda çıkmamışsınız Avrupa'ya. Avrupa'da kızlar farklı. Ha? Bilmiyorsunuz tabi, çıkmamışsınız Avrupa'ya. Avrupa'da kızlar farklı. Ha? Avrupa'da kızlar çok farklı. Ha? Avrupa'da kızlar 14 yaşında. Tamam. Allah'ım ya... Bismillahirrahmanirrahim. Niye bunlar kaydı yine? Efendim. Donate aracılığıyla yayıncı da hakaret etmeniz durumunda haklısı cümlet başlığı adli manasını paylaşılır. Ya kanka bana hakaret edebilirsiniz. Hakaret sorun değil. Önemli olan insicamına uygun bir hakaret mi? Mesela götünü sikeyim Caho. Seni çok seviyorum dediğinde herhangi bir şekilde ben sizinle uğraşmam. Niye uğraşayım? Anlatabiliyor muyum? Durun arkadaşlar, çok manyak videolar çekmişler. Türkiye'de çekilmemiş videolar. Bir tane daha izleyelim. Oğlum çok sıcak değil mi lan? Mesut yanıyorsun. Yok kanka yanmıyorum. Yanıyorsun. Yanmıyorum yanıyorsun. Kanka. Yanıyorsun. Mesut yanıyorsun. Hadi. Şu an çok iyiyim. Azlum. Yanıyorsun. Ses et pompa. Yarrayın.